ve son raundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Evet. Bana birisi demişti ki sevdiğim, güvendiğim bir Beşiktaşlı gazeteci. Birinin adını söylemeden ortaya gazeteci, evet. Gazeteci arkadaşım. 5 maç vardı o zaman. Konya, Fener. Maçları dışarı bırakalım. Kayseri, Göztepe bir maç daha vardı. Bu maçlardan olumsuz sonuç alınırsa devam etmeme ihtimalleri var demişti. Yani Fener'le Konya'ya bakmayacaklar ama diğer 3 maça bakılacak demişti. Göztepe de galibiyetle bitirildi. Kayseri de galibiyetle bitirildi. Bir diğer maçı hatırlayamıyorum. Kim peki bu kararı alacakmış? Başkan o zamanki yönetim, Ali Ahmet Bey. O dediği şey oldu. İşte Konya ile Fener'le de berabere kalındı. Devam edecekler seneye. Başkan da kendisi zaten açıkladı. Arkasında duracağım diye. Arkasında başkan, durmasına gerek yok. Oyuncu alması gerekiyor başkan. Başkan bir daha seçilecek. 29 Mayıs'tan Beşiktaş'ın seçimi. Bir geç. 29 Pazar galiba. Çoğunluk sağlanamadı bu hafta sonu. 29'a 29 kaldı. Mayıs. Evet. 29 Mayıs Pazar günü başkan tekrar başkan olacak. Daha kuvvetli olduğu söylenen bir... Yönetimde değişecek mi birkaç isim? Öyleymiş. 5-6 tane. Onları sen söyle de ben sağ içine gireceğim. Ben tanımıyorum, Valla yönetimde kimi değiştirirse ondan değiştirsin. Sonra, Valerian İsmail arkasında mı durur, önünde mi durur başkan bilemem ama Kim Min-jae, Marcao, Vitor Hugo ayarında stoper almadıktan sonra takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da olsa Önder Karaveli de Valerian İsmail de Şenol Güneş de Slaven Bilic de seneye şampiyon olamaz Beşiktaş. O transferi yapmadıktan sonra geri kalan her bir şey benim için ayrıntı, teferruat, zaman kaybı. Yani yanlış anlama, fikirlerine, haberciliğine, arkadaşının fikirlerine saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum ama o stoper alınmadıktan sonra hiç gerek yok. Doğru. Yani yanında durmuş, çaprazında durmuş teknik direktör. Hiç önemli değil. Sadece stoper değil. Yani o geride, golcüye geleceğim. Yani. Şimdi önce o stoperi bir alacaksın. Sonra düşünürsün. Üçlü mü oynuyorsun, dörtlü mü oynuyorsun, tamam mı? Sonra zaten hani o, şimdi Sayın Başkan ilk geldiği zaman diyordu ki Ahmet Bey, Ali'cim şöyle şöyle sözleşmeler var. Bunlar en büyük dezavantajınız. Onlardan çıkıyorsun hepsinden şimdi. Hepsinden çıkıyorsunuz başkanım. Maaş yükünden kurtuluyorsunuz başkanım. Yapmanız gereken başkanlığın gereği olarak bu takımın bir gol atamama sorunu var bu sezon. Teknik direktör sorunundan çok daha büyük bir sorun bu. Bütün teknik direktörün başını yiyen bu. İki stoper sorunu var. Sen eğer Kayseri Spor'a elendiysen Türkiye Kupası'ndan çok iyi oynadığın maçta golcülerin atamadığı için Batshuayi Bey en başta ve Larin Bey başka maçlarda. Ve o maçta da Montero'nun hatalarından elendin. Sen bu sezon Şampiyon Ligi'nde puan alamadıysan yine aynı şekilde bulduğun hiçbir pozisyonu gole çeviremediğin için. Ya Dortmund'la karşı karşıya kalıyorsun. Atamıyorsun babacığım yani. Dönenlerde sürekli pozisyon veriyorsun. Senin savunman ve forvetin zayıf. Orta sahaya Jason Fernandes'i aldınız. Forvet hattında da Jason Fernandes'in oluşturacağı etkiyi o mevkide oluşturacak. Bir önce almanız şart oldu şart. Yani başkan olarak belki oyların hepsini alabilirsiniz. Rakip sıfır oy alabilir. Rakip çıkmayabilir. Ama bu iki transferi yapmadıktan sonra ben biliyorsun Ahmet Dunçeviz çok saydığım birisi. Yüzüne de aynısını söylüyorum. Burada da aynısını söylüyorum. Hiç gerek yok başkanlığa devam etmeye bu iki oyuncu alınmadıktan sonra. Bilmiyorum katılır mısın katılmaz mısın yani. Şimdi Mustafa Demirtaş söyledi. Üçüncü bölgede en çok toplu oynama yüzdesine sahip takım birinci sırada Beşiktaş. Burada toplu oynama pas sayısında. Evet. Bu bölgedeki pas sayısında en çok pas yapan takım. Bu arada Valerian İsmail geldikten sonra böyle oynatmamasına rağmen sezon ortalaması bu kadar yüksek. Birincisi Beşiktaş. Ceza sahasında en çok top indiren takım da Beşiktaş'mış. Demek en ki çok Gezzal, topu direkten dönen de. Demek ki Gezzal, Teçiyera veya işte kim oynuyorsa. Josef söyle. Bunlar, Gezzal, Josef. Yani bu pas yapmayı buraya top veya buraya top indirmeyi başarmışlar. Buradaki arkadaşlar daha iyi performans. Senin arkadaşların, benim öyle arkadaşım yok. Ben öyle kişilerle arkadaşlık yapmam. Buradaki insanlar o demek ki o pozitif. Yani bunun bir, net bir veri bu. İki, ya Serdar Saatçi bize yeter. İşte Montero idare eder. Öyle Serdar Necip Montero yaparsan hiç başlama sezona. Kadroda bulunabilirler bir şey demiyorum ama etmez. Her maç onları az 3 stoper olarak oynatacaksan olmaz. Ya da 2 stoper olarak olmaz o iş. Olmaz. O yüzden 2 tane stoper lazım. Ya bir tanesi artık böyle çok kaliteli olması lazım. Biri yani. Yani iki tane lazım. Bir kesin iki forvet lazım. Larin de gidiyor anladığım kadarıyla. Getson, Josef'i yedekleyecek en az bir oyuncu lazım. Oyuncular var gibi. Emirhan oraya eklendi bence. Olabilir. Salih geri gelecek. Hoca bir görmek istiyormuş. Çok, bu sene niye başarılı olamamış, bir anlam verememiş. Onun oyuncusu değil.
Tam neyse artı Ümraniyespor'da çok iyi bir performans sergileyen Kartal Kayra Yılmaz da var. Ama orta saha mı kenar mı? Orta saha. Orta saha. 3-4-3 tamam. Oynayacaksan 2 merkez orta saha. 5 adayın var. Artı bir Atiba var. Rozier'i yedekleyecek biri lazım. Kesin. Ama önce stoper ve santrafor. Evet, onlar. Ya önleri alsınlar ondan sonra bakılır. O bak şeye sonra bakılır. Önce bir Şenol Güneş'in örnek vereceğim. Aradım. Hocam siz hiç kimseyi istemiyor musunuz takıma? Ya bunlar çok iyi kadro. Bilic zaten iyi bir orta saha bıraktı bana. Atiba, Oğuzhan, Sosa. E Tolgay da iyi. O zaman sakatlanmamıştı daha. Sen beğenmiyorsun ama o beğeniyordu. O verim de aldı. E diğer oyuncular da iyi. Arada Necip'i de orada oynatırım. Ama savunmaya dedi. Marcelo gibi bir oyuncu alsak iyi olur dedi. Marcelo olmadı o dönem. Rodolfo alındı. Yine gayet iyi. Sonra Marcelo da alındı. Hoca bana demişti ki Rodolfo'yu alsınlar. Ben yanında bir Atıncı da oynatırım. Belki böyle Tosic'i de orada denerim. Çünkü sol bekte tam istediğimi veremeyecek gibi sanki dedi. Gerçekten öyle oldu. Sol bekte bekleyeni veremedi. İlerleyen dönemde Marcelo Tosic ikilisi çok iyi bir ikili yaptı. Önce oyuncuyu alacaksın. Yani şey yapmayacaksın. Tüme varım yapmayacaksın. Elimde bunlar var. Necip, Montero, Serdar Saat. Üçlü savunmada üçünden bir tanesi olur. Beşiktaş şampiyonla oynamak istiyorsa. Beşiktaş'ın yediği golde de direkte kalır. Direkten dönen topta da Serdar Saatçı'nın içler acısıydı. Şimdi bir kere şu yediği gole gelelim. Rahmanoviç. Buradan duran top kullanıyor. Aynen. Umut Meraş, siyah forma vermiyorum kusura bakmasın mavi var. Buradasın. Rahman 3 buradan kullanıyor uzun. Sonra geliyor buradan bomboş. Demarka vesile diyor. Umut yetişemiyor. Montero ortaya gidiyor. Bırakın Serdar bakalım. Ortayı yaptırtıyor. Ortayı yaptırtmamız lazım. Serdar'ın çok problemli bir maçıydı bu. Evet. Çünkü karşısında iyi oyuncular var. Hızlı oyuncular var. Evet. Şimdi Serdar'daki sorun şu. Şimdi bir kere Serdar'ın önce artılarını söyleyelim de genç çocuğu hemen gömmeyelim. Sonra eksileri de söyleyeceğiz. Gesser genç diye de hatalarını görmezden geldi. İyi tarafı, topla çıkışı, çok dinamik olması, ilk müdahaleyi önde iyi yapması, kötü tarafı, eksik tarafları, geriye koşarken hamle zamanlamaları hep yanlış. Sarı kart gördüğü pozisyonu hatırla şurada. Yani iki tane oyuncu var orada kademede. Hiç gerek yok o faul yapmanı. İki, her üzerine gelen rakibe karşı ilk hamlede topu ondan almaya çalışması, müdahale etmeye çalışması. Hayır. Beklersin. Mihalak örneğin çok hızlı bir oyuncu. Geniş alanda geçilmezsin. Arkandaki oyuncu geldiği zaman Mihalak'ın hızı işe yaramaz. Çünkü hızıyla gidebileceği yer kalmaz. Yani lüks arabayı dar sokağa sokarsın. Bunu en iyi kim yapardı biliyor musun? Tassotti hatırlıyor musun? Milan'da. İtalya milli takımı sizin efsane sabiki. Onun da lakabı da bir takoz. Nedir takoz? Hızlıyı durdurabilen, önünü tıkayabilen takoz tıkar. Recep'in de oydu. Recep hızlıydı bir de. Serdar'ın bir kere bunu zamanlama. Yani ne zaman? Her topu rakibin ayağından almaya çalışmayacaksın. Doğru zamanı biraz geri adım atacaksın icabında öyle yapacaksın müdahaleyi. Bir. İki. Geriye koşular. Panik halinde koşmayacaksın. Sağına soluna bakacaksın çevre kontrolü. Bunlar eksikleri. Bunları giderirse Beşiktaş 11 oyuncusu olur. Bunları gideremezse de seneye yine bu hucuma katılımı, önde baskıda başarılı olabilmesi özellikleriyle hocanın geniş kadrosundan yer alır. Ama bir daha söylüyorum. Serdar, Wellington veya Necip. Montero yaparsan o üçlü savunmanın başarılı o üçlü savunmanın şampiyon olma ihtimali çok düşük. Yok 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 ihtimali yok. Doğru evet Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var. Beşiktaş'ın tabii Galatasaray'la Fenerbahçe'ye göre avantajı var. Fener'in hocası yok. Galatasaray'da başkan daha belli değil. Daha başkan seçilecek, hoca bulunacak. Galatasaray'ın en iyi ihtimalle hocası 18 Haziran günü imza atacak. Beşiktaş'ın hocası belli, başkanı belli, transferleri belli. Ya nereye yapacağı belli yani. Yani şey belli, teşhis var. Tamam da önce şeyi bakıyorlar. Sol ön, ofansif orta saha oynayabilecek. İşte hocanın istediği oyuncu Ondrejka, genç yetenek, 19 yaşında. Ama Boyd gibi de olabilir. Daha önceki takımında boş alan bulup çok etkili olup burada Beşiktaş'ın kapalı savunmaları aşmasında yeterli kan. Belki de çok iyi olur. Belki böyle Aydın Hasic gibi olur. Çok yeteneklidir ama işte devamı gelmedi ya sakatlıktan dolayı. Ama İlk bakmıştı. Engoyen var bir de biliyorsun. Tokmak diye yazılıyor ön ismi de. Millet gülecek ama öyle yazılıyor. Öyle okunuyor. Tokmak Engoyen var. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Gayet iyi oyuncular evet. Ama abi önce şu Stubir'i bir görelim. Sevgili Ceyhun Kazancı. Bunu da zaten. Başkana gidip söyleyeceksin. Hocaya yani. Gidip. Babacığım biz önce bunu alalım. Bir de santraforu alalım. Mümkünse aynı gün gelsin ikisi. Evet. Bak Valen İsmail o lafı hoşuma gitti. Yani ben ilk antrenmanda görmek istiyorum dedi. Onlarla olması lazım. Santraforu yani. Görmek istiyorum dedi. Ben de ekliyorum. Hocam bence böyle stoperi de ilk antrenman görmeniz gerekir. Evet doğru. Ama bu yanılsamaya düşmeyin bu, hocam. Bu avantajlı durumu kendi lehine daha fazla çevirmek için Beşiktaş Başkanı'ndan hakikaten acilen yani seçilir seçilmez bu işi yapması lazım. Yok seçilmeden yapması lazım. Jetson'u seçilmeden yaptı. Seçilirsin seçilmezsin. Beşiktaş'ı seviyorsun yapacak bir çek oldu bitti. Kötü oyuncu almıyorsun ki. Yani.
Spor'un sigortası HDI Sigorta Sonra programını sundu.